Değerli oğlak burçları Hepinize güzel bir hafta diliyorum Bir cumartesi'den bir cumartesi Satürn günündeyiz Ben Astro Canan Bana özelden ulaşmak isterseniz 0546 481 3506 WhatsApp numaramdır Mesaj yazmanızı rica ediyorum Aradığınızda kapalı olabilir Video çekiyor olabilirim e, Türlü sebeplerden dolayı açamayabilirim Şimdi dostlarım cumartesi satürn günü yıldıznamede biz ona zuhal diyoruz zuhal gezegeni zorlayıcı etkileri olan bir gün ama bu zorlayıcı etkiler sevgili oğlak burçlarını çalışkan yapıyor disiplini yapıyor zamanı iyi yöneten ve verimli insanlar haline getiriyor gerçekten de öyle bir oğlak burcunun boş vakti olmaz boş vakitte yani boş vakit geçirenlere de tahammülü olmaz. O yüzden bunu hatırlatmak istedim. Yani hepiniz gerçekten mükemmelliyetçi insanlarsınız. Siz olmasanız yani bir disiplin eksik kalır insanlar arasında. Sadece siz değil mesela disiplin konusunda başakları da ben çok başarılı bulurum. Bunları hatırlatmak isterim arkadaşlar. Bütün oğlak burçlarını başarılarından ve en zirve yaptıklarından dolayı kutluyorum. Bir kurumda yöneticiler genelde oğlaktır. Yani böyle bir polisler genelde oğlak burcundan çıkar. Kuralcı olduğu için çok iyi polisler olurlar. Ya yani bu tür konular hep oğlak burcunun denetimindedir. Disiplinlidir. Toplumada her daim uyum sağlayan gayet verimli insanlardır. Bakalım sizde neler var, neler yok bu hafta? 16 Aralık 22 Aralık dönemi sizde neler var neler yok bir bakalım arkadaşlar evet şimdi arkadaşlar şurada Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bir e, Merkür Retrosu başladı. 13 Aralık'ta başladı. Çarşamba günü. 21 gün kadar sürecek. Ya, ocağın başına kadar sürecek bir retro var. Gerçekten de böyle kendini bilmez insanlardan sözler gelebilir. Bana mesela <laughs> gelmeye başladı bile. Adı üstüne kendini bilmez insanlar. Yani artık ne diyebilirim ki. Nemil suresi 30. ayet der ki O Rahman ki Rahim Allah'ın ismiyle başlamaktadır. Şöyle ki ona baş kaldırmayın. Müslüman olarak gelin ve ona sığının. Nemil suresi 30 ve 31. ayetler. Değerli dostlarım bugün neler mi var? Bir kere bugün dediğim gibi Merkürün retro yapması yani biraz ya... <laughs> özür dilerim biraz yanlış bir söylem olabilir ama retro gibi algılayabiliriz bunu aslında e, kainatta hiçbir şekilde bir gezegen geri gitmez ama dünya e, çok hızlı hareket ediyor. Yani Merkür'e göre hızlı hareket ettiği için o dönemde Merkür bizim gerimizde kalır. O yüzden zamanı yönetmekte zorluk çekeriz. Merkür'ü uzaktan seyreder dünya. Ona deriz ki ya işte Merkür retrosu bizden, bizden geride kaldı demektir. O yüzden Merkür retrolarında zamanı yönetmekte güçlük çekeriz arkamızda bıraktığımız konular gelir. Merkür Retrosu'nu öcü gibi tanıtan astrologlar var. %100 yanlıştır efendim. Böyle bir şey yoktur. Yani küs olduğumuz kişilerle barışabiliriz. Kaybettiğimiz eşyaları bulabiliriz. Hele Merkür Retrosu'nda doğmuşsanız. Benim iki oğlum da Merkür Retrosu'nda doğmuştu. ya yani onlara Merkür Retrosu coşturuyordu. Birini kaybettim. Birisi hayatta. Merkür Retrosu yani onlara <coughs> çok iyi geliyor ben biliyorum. Durum bundan ibaret arkadaşlar. Şimdi Merkür Oğlak Burcu'nda retro harekette. O yüzden sizin burcunuzda retro harekette olduğu için özellikle oğlaklar dikkat etmeliler. Zamanı yeni etmekte zorluk çekebilirler. Bugün itibariyle ya 16 Aralık itibariyle Ay Kova Burcu'nda sizin ikinci evinizde Cumartesi, pazar, pazartesi günü para işlerini yöneteceksiniz. Gayet de güzel olacak efendim. Venüs Akrep Burcu'ndan çok süper enerjiler gönderiyor size. 11. evinizi donatıyor. O da aşk alanında karanlıkta kalmış bir meseleler gündeme gelebilir diyor. Sizde Neler zorluk çıkartıyor? Bir kere Şiron Koç burcunda bu biraz size zorluk çıkartıyor. Ne gibi? Böyle bir hastane işleri verebilir, kalp yarası verebilir ama kalp yarasını sarılacağından eminim. Venüs Akrep burcunda giden sevgililer %100 dönecek. Oğlaklar için söylüyorum. Aynı zamanda arkadaşlar hayalini kurduğun bir şeye kavuşacaksın ve Uranüs'te Boğa burcunda retro yaptığı için kaybettiğin zamanı, kaybettiğin parayı bulacaksın. Uranüs aynı zamanda daha önce niyet edip de alamadığın ev, niyet edip de alamadığın araba her neyse bu fırsatları getiriyor. Niyet edip de alamadığın telefon gibi, bilgisayar gibi elektronik cihazlarınıza önüne seriyor. Alınabilir mi bu retroda? Alınabilir. Çünkü daha önce niyet etmişsin ama alamamışsın. Fırsatlar ayağına geldiyse tepme, al. Sabırsız olma. Yani böyle şey yapma. İyi niyetle davran. Allah'ım bu araba benim için hayırlı. Bu işte telefon benim için hayırlı. Retronun olumsuz etkilerini kapatıyorum. Onların yerine tıkır tıkır işleyen bir bilgisayar, çok rahat akışta olan bir telefon, bana uğur getiren bir ev. Yani retronun olumsuzluğunu hayatımdan çıkartıyorum diyebilirsin. Yüksek hayal gücün olacak, bunu kullanacaksın. Bence şanslı bir hafta. Neşeli bir toplantı gözüküyor. Aşırı iyimser bir yönün var. Yalnız Mars'ın aldığı açıyla beraber gürültücü insanlar çok var. Bir de retroyu buna katarsak Mars nerede? Mars yay burcunda ve sizin arkadaşlar 12. evinizde biraz iç dünyanda da kargaşa olabilir. Yani uyurken konu komşunun gürültüleri ya da zihninizde çok fazla büyüttüğünüz konular gündeme gelebilir. Bunu da dikkate almanızı istiyorum. Coşkulu son derece enerjik bir haftadan söz ediyor olacağız sevgili oğlak burçları. İki tane güzel toplantı olduğunu görüyorum büyük sabırla beklediğin bir şeye kavuşuyorsun. Yine arkadaşlar Jüpiter'in Boğa burcunda olması, Boğa da biliyorsunuz sizin gibi toprak grubu yani sizin deşeniz, inancınız, ritüelleriniz tam olsun. Maddi olarak donatılmayı isteyebilirsiniz, takdir edilmeyi isteyebilirsiniz. Ulaşmak istediğiniz hedeflere doğru ilerlediğinizi görüyorum. Satürn'ün de Balık burcundan size çok güzel açılar vermesi Balık burçlarıyla aranızda aşk ilişkisi varsa çok süper olacak. Yine boğa burçlarıyla aranızda beraberlik varsa, evlilik varsa, boğa, oğlak evliliği varsa birbirinizi destekleyeceksiniz, daha mantıklı olacaksınız ve de arkadaşlar yay burçlarıyla da türlü tartışmaları sonlandıracağınızı görüyorum. Dostluklar, arkadaşlıklar bakımından önemsendiğiniz, onları önemsediğiniz güzel bir hafta olacak. Dediğim gibi hayaller açısından çok güzel duygusal hem de başarılı bir hafta ruhsal sorunların çözüldüğü bir hafta olacak sevgili e, dostlarım ve e, genç ve diri kalmak adına ya Hay iki tane y yan yana arkadaşlar videonun altına açıklamalar kısmına yazıyorum bazı orta yaşlı hanımlar görmeyebiliyor arkadaşlar gençlerden yardım edin aşağıdaki açıklamayı nasıl okuyacağınızı size anlatırlar bana diyorlar ki yazın biz okuyamıyoruz arkadaşlar ben bütün videoların altına yazıyorum siz o bölgeyi belki teknik olarak kullanabilir orta yaş grubuna diyorum olabilir arkadaşlar bilmemek ayıp değil öğrenmemek ayıp eski bir eğitmen olarak eski bir eğitici eğitimci olarak bunu söyleyebilirim, bilmemek ayıp değil. Gösterirler. Çocuklara falan sorun, biri terbiyesizlik etse, öbürü gösterir arkadaşlar. Ben gençlerde çok görüyorum, edepsizce yaşlılara e, bilmiyor diye alay edebiliyorlar. Yani benim başıma geldi en azından. Yani düşünün benle bile alay ediyorlar ki ben her an öğrenen değişen bir kadınım. Olsun. Yani onların cahilliğine verin arkadaşlar. Öyle der ya Anadolu insan, onların cahilliğine verin. <laughs> ben de çok neşeliyim o kuşları ben de çok neşeliyim sizi gördüm daha iyi oldum ya hay tam da size göre bir zikir diri her şeyi e, diri tutan her şeye gücü yeten demektir arkadaşlar 324'tür tekrar sayısı seviyorum sizi oğlak kuşları gelecek hafta görüşmek üzere Allah'a emanet olun hoşçakalın dostçakalın efendim